Şöyle yapalım arkadaşlar, şimdi 5. soruya geçmiş, yok 6. soruya geçmiştik. 6. soruda içi dolu bir kürenin yarıçapını istemişim. Daha sonra yarıçapını içinde bulunan en büyük daire parçasının çevresine, daha sonra kürenin yüzey alanını ve kürenin hacimini hesaplayan bir kod yazın demişim ve bu kodu yazarken fonksiyonları kullan demişim. Void ya da integer fonksiyon kullanması fark etmez. Burada integer fonksiyon kullandım aslında. Aslında derken biraz tuhaf kaçıyor ama. Şimdi arkadaşlar, burada en başta define p314 demişim. Burada yani bir tanımlama sistemi aslında ama bu ne float ne integer. Bu define 3 nasıl diye 3.14 olacak yere, yazacağımız yere direkt pi yazsak olur yani, öyle söyleyeyim. Şimdi fonksiyonlar şöyle arkadaşlar. Load çevre demişim. Çevrenin içine çevreyi hesaplayan kodu yazmıştım. İki pi yere direkt kullanıyoruz. Burada değişkenimiz ne aslında, bilinmeyenimiz r. Bu yüzden r'yi böyle yazdık arkadaşlar. Integer r parantezin içine. Daha sonra return çevre diyoruz. Bu her zaman bu return'ı kullanıyoruz. Aynı şekilde şurada bir ayrıcalığınızı vereyim arkadaşlar. Bu çevre derken bu fonksiyonun ismi olan çevre değil. Bu tanımladığımız çevre ismi. Öyle söyleyeyim. Daha sonra yüzey alan için aynı şekilde 4 birey kare yaptı. Hacim içine 4 birey bölü 3 yaptı. Bunlar fonksiyonlarımız arkadaşlar. Direkt biz bu fonksiyonları çağırırsak bunun içindeki kodu çağırmış oluyoruz. Öyle söyleyeyim. Fonksiyonların amacı bu. Sadece biraz düzgün, düzenli, sade göstersin diye kullanılıyor. Ve tabii farklı amaçları da var ama onları değmiyorum şu an. Ana fonksiyonumuza gelince, integer main'e gelince, şimdi bir r tanımladık. R'yi zaten her yerde kullandık. Burada tabi önceden tanımlamadık. Çünkü fonksiyonun içine tanımlamamıza gerek yok. Sadece bu integer main içerisinde tanımlasak yeterli. Sadece şurada integer r'yi kullanacağımız parametre olarak belirtmemiz lazım. Bilinmeyen olarak kullanacağımızı. Daha sonra kürenin yarıçapını istemişim ve bunu r'ye kaydetmişim. R'ye atamışım. R 0'dan farklı olduğu durumlarda geçerli olacak tabii ki de bu. R 0 ise ortada bir küre ya da yani başka bir şey yoktur. Bu yüzden R 0'dan farklı olan durumlara bakacağız. Eksi de olamaz aslında. Yani şöyle desek daha doğru olur. Tamam. Aynen. Öyle desek daha doğru olur. Yani büyüklükler eksi olamaz. Daha sonra çevre r'yi çağırmışım. Burada girilen r'yi bu çevre fonksiyonu içerisinde parametremiz r'ydi tabi. Buraya atamışım. Buraya aslında. Tamam. Daha sonra burada bir makineye sokmuşum. Makine de çıktı. Çevre olarak verilmiş. Bu çevre ile aynı değil. Bu farklı bir şekilde tanımladım. Bu çevre aslında buraya x desem yine olur. Daha sonra aynı şekilde yüzey alan ve hacmi de hesapladım. Daha sonra ekrana ise burada kullandığım çevreyi yazdım. Burada da yüzey alanı burada kullandım. Şimdi yazıyorum. Ekrana çıkartıyorum. Sorumuz bu kadardı arkadaşlar. Diğer soruya geçelim.